Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Kerem Kan, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Arkadaşlar, bugün Yenicoba Halk Pazarı'na geldim. Bakalım, Halk Pazarı'ndaki hareketlilikleri sizlere çekebilmeye geldim. Bakalım bizim Yenicoba Halk Pazarı'nda neler var, fiyatlar nasıl? Evet arkadaşlar, şu anda Halk Pazarı içinde dolaşıyorum. Bizim burada İlfan var. İlfan, arkadaşlara selam ver. Herkese selam söyle. Biz pazardayız. Pazarda kimse yok. Evet. Pazar boş. Bir de ilaç, bir de ilaç diyorlar da çok güzel olur. Millet Yok, seni olmaz izler. burada, ayıp olur. Medet medet geylani, pek güzeldir erkani, alanların sultani, Abdülkadir Geylani, anasında doğdum, dünyaya geldim, melekler ardında kanadı gerdim. Eyvallah, yüreğine sağlık İrfancığım. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm kardeş, hayırlı işler. YouTube için video çekiyorum. Sizin sebze, meyve fiyatlarını. Daha çilekler arkadaşlar, sezon bitti. Bitti aldı ya, mesela daha çileklerimiz var. Mesela kara eriklerimiz var. Fiyatlar ne kadar? Erik 3,5. Bu da ecir. Kaç paraymış bu? 15 TL. 15. Çilek 15. Çilek de 15. Şeftali kilosu 8 TL'ymiş. Armut 8 TL. Türkiye'de durumlar böyle. Üzüm var, kara üzüm var, çekirdeksiz üzüm var. İrfan. Tabii. Tamam, ben de. Halk pazarı. Burada salatalık 3,5. Salkım, domates 5 TL. Fiyatlar bu şeye göre bayağı uygun fiyatlarımız var. Bunlar arkadaşlar, bunlar bizim küçük şuanın biberleri. Bunlar herhalde çarlis mi diyorlardı, evet. Servet amca söylemişti videoda da. Bunlar bizim küçük şuan. Şunlar da bizim Servet amcanın da. Size zaten o videoyu göstereceğim. Servet amcanın domatesleri. Bakın. Şurada şeftali. Şeftali burada 6 TL. Hayırlı işler usta. Sağ ol, teşekkürler. Bu sene Avrupacılar yoktu. Satışlar nasıldı? Normal gidiyor. Bana. Yani satış iyi miydi? Ya siz... Fena değil. Pazarcı kim? Siz değil misiniz? Ha, pazarcı. Onlar da kendi aralarında konuşuyorlar arkada. Burada karayüzüm 6 TL. Muzlarımız var. Alacağım, hepsini alacağım. Şöyle bir sırayla. Şimdi bunlar olsa da yesek diyenleriniz olacak. Aklınızı alalım dedim. Pazardayım sonuçta. Halk pazarı, kendim yemiyorum. Acur 5 TL kilosu. Bunlar acıyı seven kardeşlerimiz için, hele ki şunlar. Acıyı sevenler için. Selamun aleyküm usta, hayırlı işler. Eyvallah beyefendi, teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz, iyisiniz inşallah. Sağınıza bağlıyız beyefendi, sizler deyin. Eyvallah, teşekkür ederim. Şöyle. Pazarcı abi, bir dakika bir gelsene. Bir gel abim, bir gel. Hoş bulduk abi, nasılsın, iyisin? Öncelikle sizi bir tanıyalım. Duacıyım. Ben Şeker. Şeker? Tamam, tanıdınız işte. Tamam, Şeker abi. Ben Şeker. Peki abi, şey soracaktım. Bu... Ben sorayım, sen sormadan önce. Sen sor. Nerede yayın yapıyorsunuz? Ben YouTube'da. YouTube'da? Evet. Ha, kendi sayfanız var. Evet, kendi sayfam var, YouTube kanalım var. Kaç kişi takip ediliyor? Abi 1500 kişi. 1500 kişi. 3-4 ay içerisinde biz bu kanalı yeni açtık. 1500 köydeki çok hayatı. Çok az ama. Köydeki hayatı işte. 20 bin, 25 bin kişilik bir sayfa yok mu? Beni orada yayınlasan.
Abi biz şimdilik böyle bir idare edelim. Ben 1500 İnşallah meşhur olamam yani. Seni orada da çeker, sıkıntı olmaz. Peki bu sene Avrupacılar pek fazla yoktu. Sıkıntı çekildi mi biraz? Tabii çekildi. Bütçe olarak bir sıkıntı var. Açtı işte, aç. Vallahi arkadaş çekim yapıyor. Biz de katkıda bulunuyoruz. Eyvallah kardeşim, teşekkür ederim. Eyvallah. Bu arada yayının da hayırlı olsun. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Çek ürünlerimizi çek. Evet abi. Şurada görüyorsunuz. Hayat kadar acı biberimiz var. Evet, acı biberler var. Acıyı sevenler için şunlar, şunları siz turşu yapar, turşuluk falan bunlar. Bu burası turşuluk takımı. Lazım var şey, yardımcı. Poşet ne verdin mi? Ablam seçmiş ki. Ama istersen bu seç çıkıyor. Abi teşekkür ederim. Baba rica ederim. Kendine iyi bak. İnşallah daha yüksek yerlerde de seninle röportaj yapacağız. Sıkıntı yok. Şöyle bir zaman. Pazarı bir dolanmaya devam ediyoruz. Bu da başka bir satıcı. Şurada da salatalık 3,5. Aynen. Patlıcanlar Türkiye'de ne kadarmış? 3,5 patlıcan fiyatları. Tabii ki arkadaşlar, bunları kendi kafasına göre mesela fiyat biçmiyorlar. Görüyorsunuz Canbeli Belediye Zabıta Amirliği yani. Bunların bu zabıt yani Canbeli şeyin koyduğu fiyatlar. Ondan sonra şöyle bir devam edelim. Kendim de bir şeyler alacağım ama çekimden sonra almayı düşünüyorum. Şimdi elimden geldiği kadar bayan da çekmemeye çalışıyorum. Olur ki birisi der, niye kardeşimi çekiyorsun falan diye olur yani, insan olur. Kıskanabilir. Şu arkadaşlar da biraz röportaj yapmaya gidiyorum. Selam aleyküm. Hayırlı işler, kolay gelsin kardeşim. Alhamdülillah vallahi, iyisin inşallah. YouTube için video çekiyorum, seninle biraz sohbet etmek istedim. Tamam, eğer müsaitsen. Ne demek, buyurun. Abi bu sene biliyorsun korona nedeniyle gelmeyen Avrupacı kardeşlerimiz var. Evet. Yani bunun karı veya zararı oldu mu? Karı yok, zararı çok. Ne konusunda mesela? Her konuda. Maddi, manevi her türlü zararı var tabi. Peki fiyatlar sizce uygun mu kışa doğru giderken? Vallahi inşallah uygun olacak. Çünkü kışa doğru giderken biraz biliyorsun bu Türkiye'de sebze ve meyve fiyatları yükseliyor. Çünkü sezon bitmek üzere. Sezon bitti, sezonda bir şey kalmaz zaten. Evet. Yani peki satışlarının nasıl, iyi mi yani? Satış yok, satış ne gelir? Kimse gelmedi, kimse yok. Gelmedi değil mi kardeş? Valla. Şurada da aynen. Bir de şu bizim bu ayakkabı satan arkadaşlar falan var. Bir de onlar yanına gidelim. Evet arkadaşlar, şu anda görüyorsunuz kuru yemiş abimizin yanındaki pul biberleri var. Daha sonra kuru üzümü var, kişnişi var, fıstığı, fındığı, çeyirdeği, leblebisi, şekeri, yani ne arıyorsam var bu arkadaşta. Daha sonra çok güzel abimizin çok güzel şeyleri var. Kuru üzüm daha böyle büyük, güzel. Ondan sonra ecirler var işte, bulgur var, kırmızı meri yani. Kuru yemiş abimizde ne isterseniz var. Şöyle kısaca bir onu çekelim. Abi bu sene satışlar nasıldı? Satışlar durgun efendim. Yani? Sezon durgun geçti bu sene. Sezon bu sene durgundu değil mi? Dolayı. Evet. Rus'tan dolayı. Yani bu sadece yerli halk için de mi yoksa mı, zaten Avrupacıların olmamasından da kaynak var mı? Avrupacıların gelmemesinden dolayı tabii. Yani demek ki Avrupacıların gelmemesi bizi etkiliyormuş değil mi? Tabii. Allah onlardan razı olsun diyoruz tabii, abi. Şimdi Avrupa'da bunların fiyatı pahalıdır mesela, bu kuru yemişin fiyatı muhakkak pahalıdır. Çünkü bizim Türkiye'den götürüldüğü için pahalıdır. Sizde mesela pirincin fiyatı kaç para kilosu? 8'e var, 10'a var. Şu 10. Bu 5 lira. Bu 5, 40. Bu 8. Şu da 10 lira. 10 lira, evet, evet, evet. Arkadaşlar, abimiz çok güzel malzemeler satıyor. Bir Yenicova halk pazarı gerçekten
çok hareketli bir pazardı aslında. İşte bu korona nedeniyle gelmeyen vatandaşlar var tabii ki, bunlar da şikayetçi. Şimdi bunlar da evlerine ekmek götürmek zorundalar, bir şeyler satarak, ama işte biliyorsunuz nasip. Genel olarak dolun yani, virüsten dolayı. Evet. Yine de Allah şükürler olsun, bir şekilde iyi kötü geçimini yapıyoruz burada. Şöyle bir çekim devam edelim. Şimdi bu pazarı kim için çekiyorum? Bu pazarı Avrupa'daki ablalarımız, annelerimiz için, bu pazarı özleyenler vardır. Bu pazara uzun zamandır gelmeyenler ve geçti mesela bu sene hiç gelmeyen olduğu için, bu pazara gelip böyle pazarcılarla çatır çatır pazarlık yapıp da yani mesela 5'e sattığını elinden 3'ü almak için uğraşan ablalarımız var. Onun için şey yapıyoruz. Şimdi de burada bir ayakkabıcı kardeşimiz var. Kendisini şahsen tanıyorum. Bir de onunla sohbet edelim. Ayakkabı fiyatlarını bir soralım. Bir sıkıntısını soralım. Bir şeyler soralım işte. Şimdi burada terlikler falan işte. Ayakkabılar. Çocuk ayakkabısı falan. Terlik. Ondan sonra bizim artık ki gerçi bunu bu şu kara lastikleri çok zamanında giyen vardır. Arkadaşlar şöyle size göstereyim. Şu kara lastikleri zamanında giyen bacılarımız vardı. Tabii ki video izledikten sonra hem gülümseyecekler hem biraz eskiye doğru gidecekler yani. Bunları giydikleri için. Şimdi hani bunlar artık kimse giymediği için ayakkabıcılar kardeşlerimiz bunlara bir çözüm bulmuşlar. Ne yapmışlar? Kara lastiğin yeni versiyonu yapmışlar, böyle desenli, çiçekli böyle. Hani giydin miydi ki birisi demesin, aa kara lastik giymiş. Şimdi bunlar da ileride moda olursa ki hiç şaşırmayın. Çok güzel desenler falan yapılmış ayakkabıya. Bu kara lastiktir ama içindeki üzerindeki deseni falan görüyorsunuz. Bunlar ne demektir? Bu kara lastiklerin artık yeni versiyonu yani. Bunlar yeni versiyon olduğu için bunu yani giyip de artık yani utanmaz. Bak der, ben yeni moda kara lastik giyiyorum diyecek. Haklı da. Neyse şimdi şurada ayakkabıcı kardeşimizin yanına gidiyoruz. Şöyle kendi sıkıntılarını soracağız. Bu seneki sıkıntılarını soracağız. Bakalım bize ne diyecek. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Selam kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapman, iyisin inşallah. Allah razı olsun. Sağlığına duacıyız. Bu sene durumu nasıl? Hal ne oldu bu sene durum? Valla bu sene durum abi, Cenab-ı Allah bugünümüzden geri koymasın. Amin. İşte bu pandemi dolayısıyla tabi işlerde biraz sıkıntılar oldu. Evet. İşlerde biraz aksamalar oldu. Evet. Bu da normaldir, doğaldır. Cenab-ı Allah hepimizi bu pandemiden kurtarsın. Amin inşallah. Bir an önce bu pandeminin kalkmasını istiyoruz. Evet inşallah. Millet perişan oldu. Allah sonumuzu hayretsin. Amin inşallah. Peki fiyatlarınız nasıl, uygun mu? Fiyatlarımız hemen hemen aşağı yukarı 2 senedir aynıdır. Aynı. Yani bu pandemi dolayısıyla mesela bazı arkadaşlar fiyatlar değişti mi, zamlandı mı? Tabii Türkiye'de çok büyük zamlar oldu. Evet. Çok büyük fiyat değişikliği oldu. Ama bazı şeylerde hiç fiyat değişikliği olmadı. Aynı gidiyor. Eyvallah. Güzel ayakkabıları var arkadaşlar. Şurada güzel ayakkabıları var. Şöyle böyle bunlar mesela Nike şeysi gibi böyle yani, bunları Avrupa'da belki bunun orijinalini 1000 koruna 1500 koruna alabilirsin. Ama burada 50-100 liraya alabilirsin. Aynı, birebir aynısı gibi yapmışlar. İşte iç deseni falan olsun böyle, ama sonuçta yani orijinal değil. Ama biz de bunları burada giyiyoruz yani, biz o 1500 korona orijinali giymesek de biz de bunların şeyini yani bunların çakmasını giyiyoruz orijinal gibi. Şimdi bir de burada giysi satan abilerimiz var. Biraz da abilerimizle size röportaj yapacağız, bakalım onların sıkıntısı nedir? Bu sene durum nasıldı? Pazar nasıl geçti? Selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Selam. Hayırlı işler. Nasılsın abi, iyisin inşallah. Abi YouTube için zaten bir video çekiyorum. Bir de sizlerin bu sıkıntınızı dile getirmeye çalışıyorum elinden geldiği kadarıyla. Valla sıkıntımız bu sene işte hastalık var, müşteri yok. Avrupalı gelmedi. Sıkıntımız var. Ekonomik olarak sıkıntı çekiyoruz. Evet. Satamıyoruz. Yani mesela geçen sene. Geçen sene nasıldı durum? Abi geçen seneye göre çok %20, %30. Altta kaldık. %50. Yani bu pandemi, şimdi bu pandemi bizi değil yani oradaki Avrupacı kardeşlerimizi de etkiledi. Çünkü onlar da gelmek için can atıyorlardı. Gecesini gündüzüne katıp da çalışanlar var biliyorsun. Yani böyle gelip işte bu pazarda böyle şu elbiseyi
diyelim ki sen bunu 50'ye satıyorsan, elinde 45 almak için böyle yani pazarlık yapan, böyle yani severek pazarlık yapan kardeşlerimiz var, ablalarımız var. Yani güzel olurdu, keşke gelselerdi. Şimdi biliyorsunuz bu sene bize de dünya etkilendi. Evet, aynen. Mesela bu sene satış olmadığı için görüyorsun arkadaşlar, şeyler hepsi dolu normalde. Bunların çoğunun tabii mesela yazlıkları bitirirdik her sene bu zamanlar. Şu anda yazlıklar da elimizde duruyor. Bak yazlıklar bu sene duruyor. Ya yani bunlar bu sizin için tabii ki en büyük zarardır. Tabii ki, evet. Allah yardımcınız olsun inşallah. Cümlemize. Eyvallah abim, yine de röportaj yaptığın için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şöyle pazarı çek, halk pazarını çekmeye devam ediyorum. Yani biliyorsunuz herkes de bu sene Avrupacılar olmayınca işte satışlar, elindeki malzeme hepsi full duruyor. Allah yardımcıları olsun diyorum. Bir şekilde yine de geçimini yapan kardeşlerimiz var. Abi İstanbul, Ankara nere diyorsan çekiyorum. Vallahi getirelim bakalım. Getir bir şeyler söyleyin de Tayyip'e gönderelim. Olmaz. Şimdi işin içinde siyaset olmaz. Biz adama diyeceğiz ki şu zenginleri bir kapatın, fukaralar ayakta dursun. Eyvallah, iyi söylüyorsun da abi, şimdi siyaset olmaz. İşler biraz karışık. Siyaset olmaz. Siyaset yapamam. Bakın arkadaşlar, tezgahdaki mallar hepsi full ama hiçbir doğru düzgün bir müşteri yok. Çünkü hiçbir müşteri yok. Varsa da iyi kötü pazarcı kardeşlerimiz, şu meyve sebze satan arkadaşların ki az çok o da ihtiyaçtır. Yani bu sene durumlar sıkıntı. Neyse. Şimdilik pazardan böyle görüntüler çektik. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür güzel videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler için yeni coba halk pazarını çektim. Elimden geldiği kadarıyla pazarcık abilerimle biraz sohbet muhabbet, biraz dertlerini, sıkıntılarını dinledik. Umarım beğenmişsinizdir. Biliyorsunuz siz Avrupacılar olmayınca bu her yer, yani genellikle bu bizim Cameri bölgesinde her yer durur. Şimdilik kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Hiçbir zaman kanalıma abone olmayı da unutmayın.